Kazı Osman'ın mütevazı kabadaylarından Yunus Koç ben. Son kabadaydır abi. 9 senedir yatıyor, izinden geldim. Özlüyor musun abi? Tabii, hasreti yüreğimin sağlık bekçisidir. Onu tanıyana kadar kedi bile sevmedim lan. Bırak bir kadını sevmeyi. Yokluğunda 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Belden aşağı aklımın ucundan bile geçmedi. Anladım ki sen benim her şeyimsin. Yol kessen, bel kessen, kelle kessen ama kısmeti kesemen Caner Baba. Ben gidiyorum, vazgeçtim. Caddeden herkese vay vay. Peki ilk cezaevine girdiğinde neler yaşadın? Valla elimize çekbası verdiler. Dediler, çekeceksin. Ben dedim ki ben bu çekbası alırım dedim. Dediler. Yunus abi beni vuracaklarmış dedi. Caddede bekliyorum dedi. Biz de o caddeye geldik. Yunus hoş, baba. Hoş gelmişsin. Öyle racon kesmiş. Öyle racon kesmeye benzemez bu işler. Yol kessen, bel kessen, kelle kessen ama kısmeti kesemen Caner Baba. Ben gidiyorum, vazgeçtim. Caddeden herkese vay vay. Yunus abi nasılsın? Çok şükür abisin. Nasılsın? Türkiye seni konuşuyor. Allah razı olsun hepsinden. Hepsi benim abim. Büyüklerim ellerinden, küçüklerim gözlerinden öperim. Bir saygısızlık yaptıysam kusurum affola. Çektiğim video şu an herkes paylaşıyor. Herkes seni taklit ediyor Yunus abi. Nasıl bir duygu? Vallahi ne ben söyleyeyim ne sen zor. Ben böyle bir şey görmedim abi ya. Önüne gelen diyor ki illa bir fotoğraf çekirelim diyor. Güzel bir duygu ama. İster istemez yani kalbini de kıramıyorsun. Bu sefer onu çekmesen diyor ki abi onu başkasıyla çekiyorsun ama benimle çekmiyorsun diyor. Bu sefer çekmek zorunda kalıyorsun. Gideceğin yere gidemiyorsun. Anlatabilir miyim abi? Yani yaşamak lazım abi ya. Peki Yunus abi, şimdi herkes seni merak ediyor. Yunus Koç kimdir abi? Son kabadayıdır abi. Aslen Kürt asıllıyım. 10 kardeşin kardeşiyim. Doğma büyüme Kayseri, Gazi Osman'ın mütevazı kabadaylarından Yunus Koç ben. Boy Tarık Akan, kelle Kadir İnanır, huy Yılmaz Güney. Kıyıcıyımdır. Aslında ben tavşan bile vuramam. Acırım. Ama bunlar sığırı kesmezsen diyor, seni diyor Gazi Osman'a sokmak bir de haberin olsun diyorlar da mecbur kaldım Caner Baba. Canımsın. Kaç sene yattın? 9 senedir yatıyorum. Covid-19 izinde geldim. Osmaniye, Niğde, Amasya, Çorum, Kayseri, Yozgat, Kırşehir cezaevinden izine geldim babacığım. Peki ilk cezaevine girdiğinde neler yaşadın abi, ilk girdin? Vallahi elimize çekbası verdiler. Dediler, çekeceksin. Ben dedim ki ben bu çekbası alırım dedim. Dediler. Anladım abi. Anlatabildim mi abi? Anladım. İzleyicilerimiz de anlamıştır herhalde. Anlamıştır abi, yüzde bir milyon. Peki hiç evlenmedin mi Yunus abi? Evlendim şu an. Nasıl söyleyeyim? Uzakta, belki çok yakında. Ama birbirimizi göremiyoruz abi ya. Özlüyor musun abi? Tabii, hasreti yüreğimin sağlık bekçisidir. Peki şu an seni görseydi ne söylemek isterdin eşine? Onu tanıyana kadar kedi bile sevmedim dayı. Bırak bir kadını sevmeyi. Yokluğunda 467 gün geçti. Daha bir kadının elini tutmadım. Belden aşağı aklımın ucundan bile geçmedi. Anladım ki sen benim her şeyimsin. Neyini sevdin abi? Bakışını mı? Konuşmasını mı? Sevgi kutsal bir duygudur abi ya. Aşk önünde padişahlar bile eğildi. Ama o dik başı eğilmedi dayı be. Canımsın baba, anlaman lazım. Herkesin başından geçmiştir. Et kasapta da var. Kesinlikle belden aşağı aklımın ucundan bile geçmedi. Peki hayatını nasıl sürdürüyorsun abi? Valla gördüğün gibi aynen böyle yıkık virane yerlerde. Virane gönlümüzde villa olsalar da boş be abi. Ya şimdi sana yardımlar da geliyor Yunus abi, kabul etmiyorsun. Kesinlikle ben aşırı... Burada seni araştırdık, birazdan Bülent abiyle de görecek, seni çok iyi tanıyor. Senin için çok gururlu diyor. Aynen, o benim abimdir, 2 senedir. Ama ihtiyacım var, kaldığın yeri de gördük. Birazdan orayı dıştan vereceğiz ama... Kötü yerde kalıyorsun. Hani bu yardımları alsan da bir kendi bir hayat kursan. Kesinlikle. Ben aşiret çocuğuyum. Bana neler geliyor elimin tersinden yitiyorum. Ben parayı sevmiyorum. Parayı seveni de sevmem. Benim babam da parayı sevmezdi. Masada bıraktı, kalktı gitti. Biz parayı sevmiyoruz abi ya. Ailenle görüşüyor musun? Binde bir. Kendi ailemle değil de annemle babamla binde bir görüşüyorum dayı. Peki ailenle niye görüşmüyorsun abi? Onlara layık bir evlat olmadığım için. Ama niye aslan gibisin abi? Türkiye'de şu an seni konuşuyorlar. Çok çektirdim. Aslan Yunus diyorlar ya. Çok çektirdim hepsini. Neler yaptın abi? Neler yapmadım ki abi ya? Ben o babanın evladı değilim ya. Benim babam karıncayı bile incitmeyen bir insandı. Halkımız, Kayseri halkı hepsi bilir yani. Ben o adama layık bir insan değilim abi. Benim ailem fırlanta gibi insanlar abi. Ben onlara hafif geliyorum, ağır gelmiyorum abi ya. Peki o zaman şimdi bir anda sen böyle konuşunca aklıma geldi. Bizi kırmazsın. Estağfurullah.
İnşallah. O zaman beraber babanın yanına gideceğiz. Canın sağ olsun. Bülent dayım ne derse odur abi. Bülent Kaya dayım. 2 senedir o adamın ekmeğini yiyeyim. Namus hariç her şey o adamındır. Ne diyorsa baş tacıdır abi. Bülent abi. Buradan babaya gideceğiz. Sen... Başım gözüm üstüne Bülent dayı, sana kurban olurum. Estağfurullah kardeşim benim. Sen benim abimsin. Allah. Babamsın. Benim kardeşim senin. Yunus abi. Normalde aslında gitmek istemiyor. Şöyle gel abi otur sen şöyle kameraya doğru. Güzel kardeşim. İlk önce Bülent abi kim bir tanıştırayım da ondan sonra konuya girelim. Bülent abi 2 senedir Yunus abiye abilik yapıyor, kardeşlik yapıyor. Yunus'u da çok iyi tanıyor. Biz de Bülent abi sayesinde Yunus abiyi de tanıdık. Çok sevdik Yunus abiyi. Bundan sonra her zaman görüşürüz inşallah. Yunus nasıl bir adam abi? Sonra baba konusuna geleceğim. Yunus çok gururlu, şerefli, hasretli bir arkadaşımız, kardeşimiz. İhtiyacı o. Herhangi birileri bir şey verse, teklif etse kesinlikle kabul etmiyor. Hayata küsmüş, kendine küsmüş, kendine ceza vermiş bir arkadaşımız. Biz de elimizden geldiği kadar bu kardeşimizi hayata bağlamaya çalışıyoruz ama kendine ceza vermiş yani cezalandım. Yoksa normalde Yunus'un eline kimse su dökemez. Öyle bir genç kardeşimiz yani. Ama o inadı kırdıracağız abi. İnşallah güzel şeyler yapacağız Yunus abiye. İnşallah bizi de kırmayacak. Babasına gideceğiz. Çoktan beri gitmiyor. Bizim adımızı da kırmayacak. Seni kıracağım ama kafamı kırarım. Kötü gün dostu Bülent Bey. Caner Bey kardeşimizi de. Yok. Tez gelmiş. Gelmiş yani. Kaç saattir o da size kaç saatte dil döküyor. Allah yani razı olsun. Bizi bu seviyeye getirdi. Allah razı olsun. İkna etti. Benim dedem gelene sığır kesermiş. Kusura bakma şu an inan ki bak hani elimde olsa sana yanımda sığır ayağımı dinlemek. Sabahtan beri zaten her şeyi yaptınız yani. Ne yapacaksınız? Allah razı olsun abi. Baş tacısın abi. Ben Kasuman'da bir ufak bir esnafım, kebapçıyım. Evet. Elimden geldiği kadar kardeşliğimi göstermeye gayret ediyorum yani. Peki bu TikTok fenomeni nasıl oldu ya bir anda? Bir anda patladı. Hiç hayatımızda telefon kullanmadık. Hayatımda telefon kullanmıyor evet. Kesinlikle biz dedik ki kardeşim herkes sırtından prim yapıyor. Yapmasın Yunus biz de bir şeyler yapalım. En azından belki bir şeyler olur sana, bir yardım olur. Bir yol açılır diye Allah razı olsun rica ettik. Buradan, bize durmadı yani. Buradan da TikTok konusu açılınca Yunus abinin asıl kendi TikTok'unun adresini de altta yazacağız. Çok sahte hesap var, güvenmeyin. Bundan sonra da şahsi hesabımızdan Bülent Kaya dayımın oğlu Kadir Kaya ilgileniyordur. Her akşam canlı yayınlar açacak zaten, orada belirtir. Arkadaşlar buradan sesleniyorum güzel kardeşlerime. 3804 şahsi numaram, ben Yunus Koç diye hesap numarası açmışsınız da öyle bir dünya yok ha. Anladın mı? Biz parayı sevmiyoruz oğlum. Daha 1 milyonu kısmet olmadı lan bize. Kendi şahsına adamsan, eğer adamsan kendin bir şeyler yap, kendin ayağın üstünde durmaya çalış. Benim şahsi numaramdan şimdi kamera gösterecek güzel kardeşim, aslan yeğenim Kadir Kaya ilgileniyor. Gel baba yanıma. Ben Kadir Kaya, Yunus Koç'un yeğeni. TikTok hesabı bende, saygılarımla. Onu yazacağız zaten Kadir, altta belirteceğiz hangi adres olduğunu. Çaldırma sonra. Yok abicim çaldırmam. Peki buradan abi. Gençlere söylemek istediğin bir şey var mı abi? Tabii baba. Herkes annesinin, babasının, eşinin, çocuklarının kıymetini bilsin. Yoksa köpeklerin yanında yatarsınız ha. Baba bak sana nerede karşıma çıkıyorum, sana da edemeyeceğim ha. Şükrücüğüm Yunus baba sinirlendi, biz kaçak baba. Estağfurullah canım. Ayağımıza sağlık. Al. Herkese mermi, sana papatya dayı. Allah razı olsun baba. Şimdi o zaman vakit kaybetmeden uzun zamandır görmediğim babana gidiyoruz. Tabii baba. İnşallah baba bizi orada kovalamaz. Yok, o karıncayı bile incitmeyen bir insan. O karıncayı bile incitmeyen bir insan abim benim.